buraya göğsümüzü gere gere geliyorsak bugün de hala aynı şekilde göğsümüzü gere gere gelebiliyoruz. Ben söylüyorum, Kütahya'da 93 tane kapımız var. Her kapıyı çalar, selamünaleyküm biz geldik diyebiliriz. Niye? Çünkü buradaki en önemli husus şu. Ben ilk geldiğimde de hatırlıyorsanız dediğim bir şey var. Biz bugün geldiğimizde ne konuşuyorsak, 5 sene sonra da gelsek, 10 sene sonra da gelsek yine aynı şeyleri hiç çekinmeden konuşabiliriz. Niye? Üzerine riya katmıyoruz. Üzerine artı bir şey katmıyoruz. Kimseyi aldatmıyoruz. Dediğimiz her şey doğrudur. Neyse biz onu konuşuyoruz. Ve aynı zamanda da hani diyoruz ya, eğer biz birbirimizi aldatacak olsak, birbirimizi kandıracak olsak, ben şimdi düşünürüm. Bir sene sonra bir daha gelirim. Lan acaba geçen geldiğimde ne sıkmıştım, ne yalan sıkmıştım da bu sefer ne diyeceğim diye düşünürüz. Böyle bir çekingemiz, kaygımız olma. Hatırlıyor musunuz kimler vardı o ilk görüşmemizde 2014'ün Ocağın 24'ünde ilk Kütahya'ya geldiğimizde o şeyde 37 kişilik bir grup vardı. O sitenin altında buluşmuştu. O günden bugüne 2 sene geçmiş. Ama ne oldu? Bak fabrikalar özelleşti. Sizler 4C'ye gittiniz. Ama hiçbir zaman muhabbetimiz, diyalogumuz, sohbetimiz bitmedi. Niye? Çünkü biz sendikacılığı yaparken tamamen samimiyet üzerine, samimiyet ahlaki değerler üzerine yapıyoruz bu sendikacılığı. Eğer bizler kalkıp da sırf üye kazanabilmek adına yalan söylemiş olsaydık, sizleri aldatmış olsaydık, ya bırakın bugün burada konuşabilmeyi, bir araya gelebilmeyi, biz birbirimizin suratına bakamazdık. Zaten 1950'lerden, 60'lardan, 80'lerden beri gelen sendikal yapılar ahlaki düzey üzerine gelmediği için bugün işçiler ne yazık ki bu duruma düştü. İşçiler ne duruma düşürüldü? Şimdi 2009 yılına kadar hep bütün memur arkadaşlar işçilerin maaşını konuşurken 2009 yılından sonra iş tam tersine döndü. Şimdi biz memurların maaşını konuşur olduk. Niye? 13 yıllık işçi arkadaşımızdan bugün işbaşı yapmış olan bir memur çok daha fazla maaş alarak işbaşı yapıyor. 13 yıllık işçinin daha fazla maaş alarak işbaşı yapıyor. Bizim kimsenin aldığında gözümüz yok. Allah herkese helalinden daha çok versin. Ama işçilerin durumu ne hale getirildi? İşçilerin durumu ne hale getirildi? Ortada. Sen solcusun, sen Alevisin, sen Lazsın, sen Sünnisin, sen Kürtsün, sen Çerkessin, sen osun, sen busun diye bizi hep bir kavgaya tutuşturdular. Her şeyi başardık ama bir kardeş olmayı başaramadık. Her şeyi başardık. Onu da siz de başardınız inşallah. Ya her şey, ya elhamdülillah biz aha olduk işte, ha bakın bir aile. Lazı, Kürt, bir aile. Bir aile olduk abi. Olacağız, daha iyi olacak Allah'ın izniyle. Ve yerli bir sendikalılıkla alakası yok. Niye 1980 ihtilalini yaparken de sokak ayaklanmasını bunlar yaptı? 28 Şubat postmodern darbe girişiminde de yine beşli çetenin başını Türk İş, Disk, Kesk, Top, Tesk bu beşi çekti. Bakın tarih ortada. Açın Google'a yazdığınız zaman her şey karşınıza çıkıyor. Bizim dostluğumuz, bizim muhabbetimiz, bizim sohbetimiz sonuna kadar ilelebet mezara kadar gidecektir. Pazara kadar değil.